Burası benim yerim. Benim arsam, benim tapulu malım. Hayır efendim, burası benim yerim. Ben tarla ektim ben. Şu hayvanları da buradan çeker misin? Tarlama zarar veriyorlar. Burası benim yerim. Yüzyıllar önce atalarımdan bana kaldı. Ya ata mı kalmış? Ben burayı aldım, işliyorum. Hadi arkadaş, çık şuradan. Teyze hanım, teyze hanım, amca haklı. Ben onun atalarını gördüm yüzyıllar önce. Geldiler buradan meydan savaşından böyle, kılıç da gösterdilerdi. Aa, bu tepeden bu tepeyi bu amcanınmış. Verdiler, ben kendi gözümden gördüm canım. Evet evet, bizim yerimiz. Ben anlamam canım. Ben de tapusunu aldım. Tarla yaptım buraya. Bir sürü masraf yaptım. Benim yerim burası. Benim. Halki nasıl da birbirine düşürdüm. Birbirlerini yedi. Halk'tan insanlar en sevdiğim Halk kavgası. Şimdi başka bir işim daha var. Prensesim, prensesim, size acilen bir haber vermeliyim. Prensesim, halk birbirine girdi. Arsa savaşları başladı. O tarla senin, bu tarla benim. Hiçbirini durduramıyoruz. Hemen gidelim, müdahale edelim. Tabii, buyurun. Teşekkürler. Aha, işte şatoya geldim. Ha? Tacını tahtında unutmuş. Tacı olmayan bir prensesi kimse dinlemeyecek. Ve tacını da bir daha da takamazsa bu sefer de prenses diye onu kimse tanıyamayacak. Tacı alalım. Gel bakalım buraya. Oh. Dokunamıyorum bile. Gel buraya dedim. Bu taç korunaklı olmalı. Madem ki tacı alamıyorum, o zaman da prensesin tacı almasını engelleyeceğim. İşte merdiveni aldım. Bakalım o küçük prenses bu şatodan yukarıya çıkıp tacını nasıl takabilecek? Hiçbir zaman takamayacak. Tarla benim, benim tarlam. Hayır, benim diyorum. Benim tarlam, atalarımdan bana kaldı. Beni dinler misiniz? Benim tarlam diyorum sana. Prensesiniz konuşuyor. Ne prensesi? Senin tacın bile yok. Sen kimsin? Git buradan. Tanımıyoruz seni. Tarlama girme bir daha izinsiz. Sen git. Tarla benim. Tacımı alıyorum. Benim tarlam. Hemen geliyorum. Benim tarlam. Tapusu bende bey amca. Hadi çık tarlamdan. Halkın yanına gitmişsiniz. Sizi şatodan çıkartan nedir? Bir tuhaflık var. Herkes kavga ediyor. Onları ayırmak için gittim. Ama tacım tahta kaldı. Şimdi onu alamıyorum. Merdivenim yok. Tabii prenses. Sabahtan akşama kadar şatonuzda durup şarkı söylerseniz halk sizi tanımaz. Neyse, ben size bir merdiven yapayım. Buyurun. Bu çok büyük. Ben bunu çıkamam ki. Tamam tamam. Ben şimdi bir küçüğünü yapayım. Buyurun prenses. Prenses! Sizi son anda yakaladım.
Bu ses seni. Kim var orada? Karanlıklar diyar canısı. Beceriksiz canı sevcan. Ay neyse, şu merdiveni yapacak mısın? Ha, birbirine girdi. Tamam yapacağım, hemen yapacağım. Ne yapmış bunu be? Sağlamış bayağı. Beceriksizlik böyle bir şey olsa gerek. Gerçekten bu konuda çok başarılısın canı sevcan. Bu kadar saraya, bu kadar merdiven ha. Büyük orantı. Şu merdiveni artık yapın. Bu niye böyle oldu ki anlamadım. Canı sevcan. Şu şeyi ortadan alır mısın lütfen? Şimdi bak bakalım merdiven nasıl yapılıyormuş, izle. Al şunu. Tamam, kaldırıyorum. Göreceğiz nasıl yaptığını. Yap da görelim. Bütün amacım buydu ve senin beceriksizliğini kanıtlamaktı. İşte o an bu an. Da. İşte altın kaplamalı pirinç şeyine, trabzanlarıyla harika bir merdiven efendim. Tam da sizin ayak boyunuza uygun. Beni şatonuza başçada olarak alırsınız artık herhalde. Bunu düşüneceğim. Şimdi tacı alayım da gideyim kavgaları bitireyim. Prensesim! Prensesim! Sen bunu nasıl yaptın? Karanlıklar diğer cadısı. Ben senden daha iyisini yapıyorum. Yani kesin diğer merdivenleri yapamamamda senin parmağın var. Değil mi? Ne zaman kendi beceriksizliğini kabul edeceksin acaba cadısı Evcan? Bir gün bu prensesi ikna edip bu sarayın baş cadısı ben olacağım. Ben!